Türey Köse merhaba, iyi akşamlar. Ne? İyi akşamlar, merhaba. Bugün açısından önce bir değerlendirme yaparak başlayalım yarına geçmeden önce. Bugün zannediyorum Deniz Baykal küçük de olsa Türey'e kendi partisinde sebep vermiş görünen tek aday oldu. Herkes kendi safında durdu, öyle değil mi? Bu üçüncü tura kadar da böyle gidecek gibi görünüyor. Biraz o senaryo, yani bunun arka planına dair dedikodulardan bahsedelim mi? Evet, CHP dışındaki tüm partilerin adayları gruplarının tüm desteğini aldı. CHP'deki fire ilk turda 5, ikinci turda 3 oldu. Bu aslında rakam olarak çok yüksek bir fire değil ama arka planına baktığımızda CHP'deki birçok milletvekilinin, daha doğrusu azımsanmayacak sayıda milletvekilinin Deniz Baykal'a kerhen oy verdiğini biliyoruz. Rahatsız olduklarını, özellikle Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme birçok CHP milletvekilini çok rahatsız etti. Nitekim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu görüşmeden duyduğu rahatsızlığı bir şekilde ifade etti. Ama buna rağmen son aşamada grup disiplini, grubumuzun adayıdır diye bazıları dediğim gibi kerhen de olsa oy verdiler. Ama rahatsızlıklar da bir şekilde kayda geçirilmiş oldu. Peki, gelelim yarına dair senaryolara. Bugün CNN Türk'ten bir meslektaşımız Devlet Bahçeli ile konuşmuş ve yarın tabii ki önemli olacak MHP'nin de tutumu. Nasıl senaryolar var? Yani MHP burada kilit parti haline gelmiş gibi görünüyor. Selahattin Demirtaş da sonuna kadar biz kendi adayımızı destekliyor olacağız dedi. Bu son tura gelene kadar demek herhalde. Şimdi neler konuşuluyor? Yarın neler olabilir? Nasıl manevralar olabilir o meclis içinde? MHP mesela İsmet Yılmaz'a destek verebilir mi? Oy verebilir mi? MHP mi? MHP'nin kolay değil çünkü ideolojik olarak bakarsanız MHP'nin AKP adayını desteklemesi olandır. Fakat seçim kampanyasında 7 Haziran öncesinde meydanlarda biliyorsunuz çok sert bir kavga yürütüldü. Böyle bir ortamda MHP ikilem içerisinde. AKP adayına destek verirse siyaseten çok zor duruma düşer. Öte yandan Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hiçbir biçimde HDP ile yan yana olmak istemediğini ifade etti. İşte HDP bugün de biliyorsunuz HDP oy verirse biz Baykal'a oy vermeyiz. Daha doğrusu oy vereceğini açıklarsa, desteğini açıklarsa gibi bir değerlendirme geldi MHP'den. Bu da MHP'nin alanını iyice daraltıyor. Bir de bu da bana oldukça garip geliyor demokratik teamüller açısından. Sonuçta HDP barajı aşmış, %13 oy almış, meclise gelmiş bir parti. Geçmişte anımsayacaksanız meclislerin açılışında BDP'yi, yine Kürt siyasetçilerinin varlığını protesto etmek için askerler açılış törenlerine katılmazlardı meclisin. Yani bu benzer çizgide bir eylem. Şimdi yarın meclisten birlikte yasa çıkaracaklar. HDP'nin oy verdiği yasalara MHP oy vermeyecek mi? Ya da eğer uzun ömürlü olursa bu meclis, Yüce Divan kararları gündeme gelecek. Soruşturma komisyonları kurulacak eski AKP'li bakanlarla ilgili. O AKP'li bakanların Yüce Divan'a gitmesi için eğer HDP'liler oy verirse MHP vermeyecek mi aynı yerde olmamak için? Yani bunu ilerletmek mümkün. Bugün kuliste arkadaşlar espri yapıyorlardı. Yani Baykal diyelim ki varsayalım yarın HDP oylarıyla meclis başkanı seçildi. Meşruiyet tartışması mı açacaklar? Yani MHP kritik bir durumda. Hem kendisi açısından da sıkıntılı bir süreç. Yani HDP ile aynı yere düşmek istemiyor. AKP'yi de destekleyemez. Bu durumda ne yapabilir? Yapabilecekleri belli. Ya oylamaya girmeyecekler ya da girip serbest bırakacaklar milletvekillerini. Böylece bir siyaseten biz Baykal'ı destekledik demiş olmayacaklar. Ya da bunun içinde gerekçeler, manevra alanları fazladır siyasette. İşte bugün eğer HDP Baykal'ı desteklediğini açıklarsa diye bir beyan oldu. Şimdi HDP'de resmen zaten anayasaya göre meclis başkanlığı seçimi gizli oylama. Gruplar, partiler grup kararı alamazlar. Yani bu nedenle de resmen kalkıp HDP biz Deniz Baykal'ı destekliyoruz demez. Milletvekilleri oylamada, gizli oylamada tavırlarını ortaya koyarlar.
Yani bu durumda yarının sonucunu söylemek biraz zor gibi görünüyor, öyle mi? Yoksa sen öngörebiliyor musun oradan? Çok zor. Yani yarın için söyleyebileceğimiz 3. turda 276 aranıyor. 3. turda sonuç almak kolay değil, onu söyleyebiliriz. Yani aslında matematik açıdan baktığınızda o kadar zor görünmüyor. AKP'nin 276'ya ulaşmak için sadece 18 milletvekiline ihtiyacı var. Yani matematik açıdan baktığınızda bu sanki kolay olurmuş gibi geliyor ama öyle değil tabii şu seçimden sonra çıkan tabloda. Muhalefet bir araya gelemiyor. Onun için muhalefet de 276'yı bulamaz. Yarın için söyleyebileceğimiz tek kesin olan şey 3. turda sonuç alınmaz büyük olasılıkla ve işte HDP ve MHP adaylarının 4. tura kalmasını beklemiyoruz. Ve adaylar sonuçta 3. turda en çok oy alan iki aday son tura kalacaklar ve orada da en çok hangi aday oy alırsa meclis başkanı seçilecek. Son olarak meclis başkanı seçildi diyelim. Hükümet kurma görevinin artık hani önce de verilmesi söz konusu olabilirdi diye konuşuluyordu. En azından seçildikten sonra hemen Cumhurbaşkanı görev verir mi acaba? Beklemiyoruz. Başkanlığı, meclis başkanlık divanının da oluşmasını bekleyecek sanıyoruz Cumhurbaşkanı. Onun için de Perşembe ya da Cuma günü meclis genel kurulunda başkanlık divanının oluşmasını bekliyoruz. İşte 18 kişilik bir meclis başkanlık divanı oluşacak. Meclis başkanlık divanının oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci partinin başkanı olan başbakan, şu anda da başbakanlık görevini yürüten Ahmet Davutoğlu'na bu görevi vermesini bekliyoruz yeni hükümet kurma görevini. Çok teşekkür ediyoruz Tülay Köse, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri bizimle birlikte olduğunuz meclisten ve de bugünü yarını olabildiğince çok veriyle ve senaryolarla aynı zamanda aklı yol bir de diyerek hani oradan yaptığımız çıkarımlarla konuşmuş olduk. Çok teşekkürler tekrar, iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.